Uzaklarda görülen ve gürültü yapan şeylerin bize olan mesafesini hesaplama yöntemi. Diyelim ki bir gün uzakta ama ses yapan bir şeyin size olan mesafesini merak ettiniz. O sırada yanınızda da bir arkadaşınız var. Bu konuda iddiaya girmekten hiç çekinmeyin. Çünkü size iddiayı kazandıracak bilgiler burada. Diyelim ki yüksek bir yerden Boğaz'ı ve İstanbul'u seyrediyoruz. Ve aniden bir merak kapladı içimizi. Olmaz ya, bulunduğumuz yerle karşımızda gördüğümüz Boğaz Köprüsü arasında ne kadar mesafe var acaba diye içimiz içimizi yiyor. Tam bu sırada şansımıza Boğaz Köprüsü'nden havai fişek atılmaya başlanıyor. Böylece köprünün bize uzaklığını neredeyse tam olarak belirleyebilmemiz için gerekli verilerimiz hop elimizde oluyor. Şöyle ki, eğer havai fişeği gördükten sonra sesini duyana kadar kaç saniye geçtiğini sayarsak, bunu sesin havadaki hızı olan 330 metre saniye ile çarparak aramızdaki mesafeyi metre cinsinden bulabiliriz. Çünkü aslında havai fişek patladığında görüntü ve ses aynı anda oluştuğu halde ışık hızının 300 bin kilometre saniye ve ses hızının garibim 330 metre saniye olmasından ötürü biz görüntüyü tam oluştuğu anda görmemize rağmen sesin aradaki yolu kat edip bize ulaşmasını bekleriz. Bu nedenle saydığımız saniyeler aslında aramızdaki mesafeyi sesin kat etme süresidir. Aynı şey gök gürültüsü için de geçerli. Şimşeği gördükten sonra gök gürültüsünü duyana kadar geçen saniyeleri sayarsak bunu ses hızıyla çarparak bulutların bize olan uzaklığını hesaplayabiliriz. Aynı zamanda tehlikede olup olmadığımızı da saptayabiliriz. Eğer arada geçen süre 30 saniyeden azsa, yani bulutların uzaklığı 10 kilometrenin altındaysa tehlike alanındayız demektir. Hele açık alandaysanız ve saçlarınız yukarı doğru kalkıyorsa derhal kapalı bir yere girmek lazım. Şimşeğin sıcaklığının güneşin yüzeyindekinden 5 kat daha fazla olduğunu hatırlatmakta fayda var. Ayrıca dünyayı saniyede 100 şimşek vurmakta. Her saniye evet. Sadece sessiz sakin olan güneş ışığını kullanarak dünyanın çevresini hesaplamamız da mümkün örneğin. Ama bu başka bir konu. Bilim ve dua ile kalın. Unutmayın, bilgi paylaştıkça çoğalır.